Evet avcı dostlar, şu anda karakut avcıları Ankara Polatlı'ya gitmek için hazırlıklarını yapıyorlar. Hazırlandıktan sonra Ankara Polatlı'ya sezon açıldığı için avlanmaya gidecekler. İnşallah sağ salim gidip gelmeye nasip eder. Onlara rastgele diyelim, hayırlı yolculuk diyelim. Ankara'ya kadar seslenmesinler sonra. Söyle, sesini çıkarmasınlar. Evet. Çak tokadı. Onları bağlayacaksın aslında şunu köşelere. Köşelere bağlamıyorum lan. Kodum yok. Çekiyorum desene. Salça mı olacak hocam abi? Çek uzun salça. Ya Ahmet hep taşıyorsun acı ya valla. Şu var lan. Bu da Hacı. Bu Mehmet Güngör. Bu Süleyman Darı. Bu Mehmet Öztürk. Bu da abi bir şey. Hadi bakalım, hayırlı yolculuk. Ankara yolcusu bunda. Oh, canım buradaymış ben. Allah'ım be, bu da inermiş. Allah'ım. Hadi bakalım, yolculuğa çık olsun. Bir bakalım. Hayırlı yolculuk. Evine takalım da ben arabayı... Tamam gözüküyün. Adam dedi acı gören mü? Adam diye borcu yoktur kendine alsın gelsin diye maliyeden diye. Şu anda arabaya gelsin bindik diye ama yolda çekmediğimiz için diye diye. Şu anda gelmiş bulunuyoruz. Ankara'ya aşağı yukarı 70 km kadar Polatlı'ya. Gece geldiğimiz için avcı arkadaşlar bu işlere alışkın. Gece karanlığında bir yer buldular. Hemen çadırları şu anda kuruma işine başladılar. Şoförlerimizden tabi Ahmet Süren avcılarımız şu anda harıl harıl çalışıyor yani. Çok iştahlı tabi avcılarımız. Bunlar kadar çadır nasıl kuruyorsunuz? Çadırımız valla iki dakikamız sürmedi bak. Ha maşallah. Çadır kurulmuştur. Ha. Şu anda evet. Siz de görüyorsunuz çadır şeklini almış bulunuyor. Hacı Ahmet bu işleri çekin bakalım. Geri çekem diyor. Çekin içinden geri çekin. Evet çatlı var. Süre var. Evet şu anda gördüklerimiz. Tabii şu anda dağın başında bir arazideyiz şu an. Hayırlı olsun gece Mehmet. Nereye geldiğimizi de pek bilemedik. Nereden geldiniz siz? Mehmet Öztürk. Tabii kendi çadırı var onun. Kendi adına çadır kurmayı düşünüyor. Şu anda biz de görelim bakalım nasıl kuracak. Evet. Biraz geç kaldınız ama. Çok basit bir şekilde kuruyor bunu. Kaç tane tavşandan geldi yolda gelirken? Evet şimdi işte oraya gelelim. Az önce 10 kilometre içinde 4 tane tavşan evet. Geldi. Anladım da. Anladım. Şu anda ekinler biçildi. Evet. Arazi boş. Nasipse sabahleyin hava açıyoruz. 2012-2013 yılı. Av sezonu yarın sabah. Çok tavşan olduğunu da söylüyorlar buralarda ve keklik. Bunlar aslında avcılarımız keklik için geldi. Keklik devlet belirli bir zamanda izin veriyor. Onun için hepsi ruhsatlı tüfekleri yani. Şuna bak ya. Ahmet Güngör çok güzel melemen yapar yani.
elinden aşçılık gelir biraz. Evet, çadırımızı görüyorsunuz. Evet, çadırımız da kuruldu. Tek kişilik, mükemmel bir çadır. Çok seksi bir çadır ya. Bacarak ya, ben çekeceğim berber, yatıracağım ya. Başka çare yok. Vallahi Hüsrev'in gel, burada iyi girmesin. Şu anda Ahmet Şofar, arkadaşımız. Cemre çayı bakalım. Çayı sevdiği için o çayın başında. Yani siz de görüyorsunuz yani. Evet. Çayı unutmuşlar mı yoksa? Çok sever muhabbeti. Çay buradaymış. Buradaymış. Var mı yapalım çay, nasıl olsun? Ya şu anda akşam şu sigara tabağına koyacak. Arabada bak tabi, şey abi, arabada iki tane de tavuğumuzu getirmişler. Orada. Senin oturduğun koltukta. Onda da evet. Yemekten sonra çay içilip sabahı bekleyeceğiz. Sabah görüşmek üzere. Şu bardak, şu bardak. Al şu bardakla sula hepsini. Çabuk açılmıyor herhalde paket. Ya bir şey de bu. Orijinal çay, orijinal. Baksana. Yalnız. Bilememişler çayı da. Ne yaptın bunlar, dolaştırmaya bak. Evet, evet, evet. Evet, çayımız demlendi. Çekim aşçılarımız ne yapıyor bakalım? Vallahi aşçılar şu an hep doğru abi. Kıranlara açıkmış, kıranlara yemek yapacaklar. Aşçılarımız ne yapıyor? Bizim babalık yemek yapıyor. Evet. Rahmetli babası da aşçıdı onun. Oo, bir yemeği bir yerim de. Şu anda göveç mi yapacağım Mehmet Bey'e? Valla şu an göveç yapacağız. İyi, iyi, güzel. Sen yaparsın ya. İki tavuk aldık. Sabah kar tavşan göveci yiyoruz ya. Tavşan. Sabahleyin tavşanlara vuralım da. İki ne dostum ya? Karayı da yapacaksın Mehmet Bey'e. Karayı kusacaksın mı? Bağ var ya, 2 lira. Ya kadayıfçı çatladı mı ya? Kadayıf ıstığı falan da dedi. Kadayıf çatlısı ya, gerçi doğru söylüyor abi. Hamursuz yapacağız mı? Hamursuzları aldık ya. Hamursuz aldık ya. Valla bir araba eşya sarmış galiba ya. İndir indir gitmiyor valla. Valla billahi çok eşya var ya. Ateş yandı mı ateş? Sonra da taşlar var, taşlardan bir ocak yaptım ya. Oğlum var diye ne oldu? Ankara'yı tutuşturma yolu da. Ankara'yı yakacağım. Sen görüyor musun Selahattin şu anda? Ankara'yı tutuşturma. Kuru doğru mu çekiyorum ben? Kuru doğru mu çekiyorum? Oğlum görüyor musun beni? Görüyorsun tabii canım. Valla sen gözükmeyecek adam mısın? Görmez adam ben de sana. Kıl be. Mayı mı burada mı pişireceksin? Evet abi. Mayı burada pişireceğim. Odun. Odun var. Onlar da burada. Gel abi. Susamış mı köpek? Evet. Susamış abi. Ne yapalım ya? Bu temel Ruslara dönmüş ne sen be? Allah dursun takke be ya, dursun takke üşütme geldi, kapıyı. Takke düştük abi. Ankara'ya uygun bir takke. İzmir'e gitti biri. Düğünü varmış gitti işte. Ya para yok birader, ne olacak ya böyle iş bak. Ta yani ne zaman da çalışacağız, para yok. Ne olacak dedi. Bir o ya, ben kaçtım bakıyorum. Getir onu. Lan getir. Afiyet olsun bakalım. Sağ ol, buyurun, buyurun. Ya balık mı bu? Balık mıyım balık? Ya oğlum yok mu?
Ne oluyor lan? Yetin mi? Gidelim ya. Nasıl? İçer miydiniz? Çatlı sarıcımız pişirdi bunu çok. Nasıl da güzel miydi kavurma? Ben çok memnun kaldım. Hoş çok güzel abi, çok güzel. Gidin ya, güzel. Sağlasana, gidin. Çok güzel, eline sağlık. Tamam. Efendim. Alo. Yok ben Mehmet Aslan ya. Nasılsın? Söyle Ethem abi. He, Öztürk ya. Abla olur mu? Söylemek miyiz? İyi oldu ya. Çakarak mı tamam ya? Vallahi abi. Sana nerede diyeyim yani, hiç bir tarif edecek yer bulamadık. Yol bulamadık. Yol kapatmışlar şantiye yolunu. Bak hocam, sağ tarafında kaldık bir yerlere. Valla nereden girdik? O Gerikli'den girdik ya. Evet sayın seyircilerimiz, avcı dostlar, şu anda görüyorsunuz yeni şafak attı. Avcılarımız duramıyor, çok iştahlı. Yani ay ışığında yol işi devam ediyor yani. Evet sayın seyircilerimiz, sayın avcı dostlar. Bakalım bugün ne çıkacak önümüze, hep birlikte görelim. Tabi burasının arazisi çok başka, böyle mintepeler gibi tepeler. Çok kaba bir toprağı var, yürümesi zor oluyor. Çabuk! İşte. Atla! Hadi be! Vay ya! Tüh! Şu anda hep karanlık var şu ana kadar. Bir tanesi benim burdum düştü ya. Ulan o çok yürüdü lan o. Yerden giden. Teknik sürüsü kaldırdı köpekler. Tabi uzak kaldırdığı için avcılarımız biraz uzak geldi. İndirmekte zorluk çekti, aşağı doğru indirmekte. Evet. Ya. Çabuk. Evet. Atla. Hadi be! Vallahi ya, tüh! Dedim ya! Hadi be! Tüh! Evet. Biri çok yürüdü kuşun, o babaları da herhalde zannedirsem. Şu gördüğünüz o çukurda köpeklerin oradan bir sürü kalktı. Neye sordun? 3 tane avcımız kalan. On bıçağı da vuran avlu arkadaşlar, işte bunlar. İnşallah ikinden sonra çıkacağız artık hava. Çadırımızı bozacağız. Suyumuz olmadığından dolayı bu dağda. Sulu bir yer aramak için. Başka bir yere konaklamak istiyoruz. Başka bir yere konaklamak için gideceğiz. Havamızın... Bunu da Hacı Ahmet'in köpek tuttu ha. Bunu bile atmadık. Adam köpek yetiştirdi. Evet, takdir ederim. Köpeğe dayı, tavşan dayımın. Evet, benim de tebrik ederiz. Kocaman bir tavşan. Evet, arkadaşım da bir kekli kurdu. Evet. İlk keklim. Hacı Ahmet, sen ne vurdun? Şu anda saat 1 oldu. Yemek molası veriyoruz. Çadırların yanında toplaştık yemeğe tekrar. Evet. Yine bir tavşan, iki keklik. Şu anda avcılarımız halletmiş bulunuyor. Bunları öğlen yemende yemeyi düşünüyorlar yani. Benim dişim kovuna yetmez o diyor. Temiz o ya, mazota kokacaksın. Al o şeyi, orayı yan çevir be.
Evet arkadaşlar, şu anda gece geldiğimiz için yanlış yere park etmişiz. Şu anda yer demiştirecek avcılar. Onların bir kamp kurduğu yer varmış. Çeşmebaşı. Oraya gitmeyi düşünüyorlar şu anda. Toplanıyoruz. Çadırı da siz de göreceksiniz. Takır takır söküp Çeşmebaşı'na yeniden kuracaklar yani şey, kampı. Orada görüşmek üzere diyelim. Şimdilik. Peki o zaman devam edelim. Gökhan Keser burada olacak. Seninle Bozum en yeni şarkılardan bir tanesi. Hemen ardından. Göçüyoruz, göçüyoruz. Doğan canlı yayında. Yarım yok, aşk gibi, aşk gibi. Ağlısın ayak bileğime, taş gibi, taş gibi. Aklımdasın, atamıyorum, zar gibi, zar gibi. Senin bende bir emanetim var gibi. Evet, dostlar şu anda Çeşmebaşı'nı bulduk. Tabii yolda çekim yapmadığımız için. Yani şu anda Çeşmebaşı'nı bulduk. Bir su molası verelim, bayağı bir susadık yani. Böyle yerde su olsun böyle ya, vallahi. Evet, görüyorsunuz peşimizde çok yakışıklı arazi oldu. Daha önceden avcılarımız burayı bilirmişler ama gece olduğuna yolu tutturamamışlar. Yanlış yere kamp kurmuşlar gece. Tabi öğlen sonu, öğlene kadar avlandıktan sonra yer değiştirdik. Bugün hava çok güzel. Çok da aşağı geldi elimi şişiriyor. Şimdi arazi değiştirdik bakalım. Uzak olmasın tabii ya. Burada ne olacak ne gidecek. Şu anda bir yemek molası verdik. Tabii avcılarımız gezindiği için çok çabuk acıkıyor. Yani ondan tavşanı yüzdük, tavşanı saç kavurma yapacak arkadaşlar. Şu anda saçma mı? Ahmet Erici yoluyor yani, görüyorsunuz. Onu da kapama yapacağız. Evet. Şu ana kadar iki keklik bir tavşanın vurulduğunu ben de gördüm. Öğlen sonu bakalım ne olacak ne gidecek bir bakalım. Avcılarım şu anda çok telaşlı. Çadırı yeniden kurduk. Şu anda çapı çekip kamera al ya bak. Küçük dana ama değil. Yani bu arada ulan dana yeti gibi bu be. Dana Teşkürk tabii bu işleri elinden gelir. Çok güzel yemek pişiriyor yani. Et yemeği olsun, melemen olsun. Çatlı sağ olsun tavşanın yüzü verdi. Suyu da kavuracak yani saç. Sacı hazırladık. Şu anda ateş yanmak üzereydi. Ya gene 3 kişiyi doyuracak bu yani. Evet. Çulluk bak öyle zayıf değil yani. Tüylerini yaktırın. Çulluk. Bu kınalı keklik. Evet şu anda küllüyoruz bakalım. Pulluyoruz. Çıkmadı ya tüyleri de. Mübarek hayvanın. Şuna bak ya. Evet. Şu anda saç kavurma devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda tavşana kavurma yapıyoruz. Saç kavurma. Evet kavuruyor şu anda saç kavurma. Kokusu ta buralara geliyor.
Sıratına biraz evet. İyi oluyor mu? Evet. Şimdi çatlı yüzlü sen kavuruyorsun yani. Ha maşallah ha. Bıcıları gördüm birader. Nasıl hangisi vurucu? Çatlı mı vuruyor güzel? Çatlı yüzmesini iyi beceriyor canım. Çatlı yüzmesini mi iyi beceriyor? Öyle bana barayken dedi. Ya nasıl? Kale almadı bu. Hacı domatı doğradıyor. Ya, nasıl atabiliyor mu? Onu tavşanı. Yok, geçiyorlar ne yapıyor? Kuşlara doğramıyız içine ya. Sadece sonra da şöyle küçük küçük doğra bakalım ne yarısı. Pilav. Kuşlara. Ya koçum be. Hakikaten sende çatlı avcılık yok ama valla suvanı güzel doğruyorsun ha. O güzel doğruyorsun. Tavşan da yüzüşü güzel. Aşçı ya aşçı diye getirmiş. Aşçı geldi ya zaten adam ya. Ben dedim hele avcıya laf olan var da. Suvanı biraz kıyıyor valla makine gibi. Makine gibi. Vallahi güzel. Boşu boşuna sen, boşu boşuna ustalık yapayım. Ateş çok hızlı yer ya. Ağzı geldi. Yumaç lokantaya layık. Ya sen de. 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 Ya yavrum ya ne olacak? Sana da doğuracak. Gezer. Acı mı bu? Bakın İbrahim aşçı şu suvan doğramayı bir bitirsinler. Avcılarımız yemeğini bir yesin, yemekten sonra görüşmek üzere. Evet. Abi rastgele, rastgele. Sağ ol abi, sağ ol. Var mı bir şeyler, var mı? Evet. Avcı dostlar şu anda avcılarımız yemeğini yedi. Hava da sıcak. Sülo görüyorsunuz. Soyunmuş yani. Evet. Araziyi görüyorsunuz. Tam kuş yetişecek arazi var ama kektik köpekler şu anda araziye daldı. Bakalım avcılarımız şu anda ne yapıyor, ne ediyor. Biz de uzaktan bakıyoruz yani. Evet. Hacı Ahmet şu anda ya olsun. Köpekler sıcak diyor. Hiç diyor arama niyeti yok diyor. Yani hiç kuş olmadığını söylüyor. Evet köpekleri heyecanlandırmak için tabi atış yapıyorlar. Evet. Bu sene kuş pek gelmediğini söylüyorlar yani avcılarımız. Hadi kuzularım hadi geri geri kalma. Aman hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Aha, aha. Evet. Tabii moral atışı yapıyor avcılar. Şu anda kuş bulamayınca tabii strese giriyorlar yani. Tabii strese girdikten sonra da biraz atmak lazım, tüfek atmak lazım. Bu şeyi bulmuş tabi. Evet. Ben avcı dostlar. Vallahi tabi ayrı. Daha bir turladık ama
şu anda bir kıpırtı boş, boş yani arazide kuş yok. Çeşme başına gelmiş bulunuyoruz. Tabii avcılarımız şimdi arazi değiştirecek. Şimdi karşıki dağa geçmeyi düşünüyoruz yani. Hatta telefon ediyor, zannedersem tavşan var mı diyor. Aha, bak görüyorsunuz. Derken neredeyse göre yazdık. Köpeği görüyorsunuz, tavşan oradan jet gibi gitti yani. Jet motoru gibi. Ya köp. Burada arazi dikkatimi çekti. Bir tek ağaç yok. Yani boşu boşuna orası. Burada tavşan dolu yani. Vallahi. Gördün mü? Gitti, gitti. Ya şöyle size tamam. Hadi hadi. Aha, yine bir sürüyeden geldik. Keklik sürüsüne avcılarımız tabi yakıyor ortada ama yine boş gibi. Valla 10 sık attı evet. Hacı gördüğünüz şahıs bak hep karana var. 10 sık attım diyor. Tüfeğin ucu mu yamuk diyor. Ben de anlamadım diyor. Siftah yapamadık. Valla ben de vurdum yine. Bir tavşan, bir keklik. En üstte ben var yine. Evet sayın seyirciler, şu anda ikinci dağı da gezdik. Bir sürüye rastladık ama bir tane aldık, alabildik. Şu anda çatlı, ben de hiç atamadım diyor. Kökü. Vallahi bile karşı dağın attı orasına. Yem mi? At. Afrebey. Afrebey. Tam ortasına at. Tam sırtına, ortasına. Tam attığım yere vurdum ben oraya. Orada taş vardı bir tane. Diyor aşağıda diyor, indirivereyim diyor. Bak. Taşı diyor, kayaya gidiyor. Evet sayın seyirciler, şu anda bayağı bir akşam yaklaştı. Evet, köpeklerin de tabi canları sıkıldığı için. Hadi olduralım. Mehmet Bey, nasıl geçti av işi bakalım? Herhalde toplanıyoruz. Evet, avımız geçen seneki gibi güzel değildi. Bu yıl biraz daha geçen seneden kuş az. Fazla av uğramadı. Yani ama yine de memnunuz. Yani. Hayırlısı olsun, iyi geçti yani. Kaç tane vurabildiniz ya? Yaklaşık 4 keklik, bir de helvacımız var. Bu zamanda bir de helvacı vurduk. Onu da Hacı Ahmet arkadaşımızın köpeği yakaladı canlı olarak. Bir Mehmet dayımız kocaman bir tavşan vurdu. Evet. Köpeğe tekrar tavşana kasıldı ama Hacı Ahmet kaçırdı. Keklikleri kaçırmışlar. Yani böyle bir güzel bir avcılık geçti. Evet, bayağı da uzak bir yere gelmişsiniz. Evet, çok uzak geldik. Kaç kilometre yani? Yaklaşık 600 kilometre bile yol geldik. Şu anda yola çıkıyoruz. Evet. Nasip olursa. Ahmet'e de bir yılan oldu. Deşin. Şimdi biz az önce şurada şantiyemiz var. Şantiyenin yanından çıktık. Orada bir yılan denk geldi. Ahmet dayım da onu vurdu. Ona yılan düştü yani. Ya ona yılan düştü. Evet. Nasip. Nasip evet. Bu ya.
Hadi hayırlı yolculuk bakalım. Sağ ol. Buradan Kırkaca'ya gideceğini zannedersem. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi. 600 kilometre. Evet. Hacı oğulları şöyle önden de çek. İçeride bir... Koy ara ya. Yürü ara koyuyorsun. Evet avcı dostlar, şu anda av sezonunu bitirdik. Ankara Polatlı'dan tabi 600 kilometre gitmişik. 600 kilometrede Kırkaca geleceğiz şu anda. Hazırlıklara başladık. Avcılarımız yavaş yavaş toparlanıp Kırkaca doğru yola çıkacağız. Her güzel bir av oldu, muhabbet oldu. Yedik içtik. Dağları gezdik. Biraz ter attık ama. Evet. Herkese hayırlı yolculuk. Bugünlük bu kadar. Başka bir avda buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın. Şöyle dağları, o kağıtları bile şöyle bir çek ya. Dağları şöyle çek ya. Hadi bakalım. Halkinin. Yolda giderken yine hediye ver de buyurun kameramanı. Ona yere sok. Hayır ya. Buyur. Adaş at ağzına tatlı alsın. Tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Yalanı mı bu? Sıkılar hepsini koysun hacı Ahmet.